Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler bu güzel alkışlara, sağ olun. Efendim merhaba, iyi akşamlar. Buradan sevgiler, saygılar hepinize. Kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı biliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümden devam ediyoruz. Mustafa Remzi Oy geliyor. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Önce geçen bölümde neler olmuş bir hatırlayalım. Diğer martılara sınırların olmadığını anlatmaya çalışan Martı Jonathan'ın hikayesini anlatan Martı'nın yazarı kimdir? A. Edgar Allan Poe B. Richard Bach C. G.D. Salinger D. Vasconcelos. Okudun mu? Evet. B. Richard Bach. Son karar. Tiroid kıkırdak hangisinin bilimsel adıdır? A. Adem elması. B. Küçük dil. C. Bademcik. De yutak. Şimdi sesi düşüneyim. Bademcikler alınır düşünüyorum. Ama bu tiroid kıkırdak bir tane var. Hani iki tarafta bademcikler diye düşünüyorum. Hani şuradaki şey gayet kıkırdaktan gibi görünüyor. Adem elması. Yutak kıkırdak doku değil diye düşünüyorum. Yani A, Adem elması demek istiyorum. Son karar. Son karar. Evet sevgili Mustafa, seyircilerimiz bir daha seni bir tanısınlar, bir kendini tanıt bakalım. Ben Mustafa Remzi Oy, aşçılıkla uğraşıyorum. 30 yaşındayım, İstanbul'dayım. Eğitimin neydi? Boğaziçi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Ondan önce İstanbul Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi, aha. Boğaziçi Kimya Mühendisliği ama ondan sonra direksiyonu aşçılığa çevirdin. Evet. Bugün kimle geldin? Yine ablam ve yakın bir arkadaşım Ahmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizleri de. Burcu ben, ablasıyım. Keyifle geçtin demiştik, öyle geçti. Böyle de devam eder diye umuyoruz. İnşallah. Ahmet ben, Mustafa'nın arkadaşıyım. Ben de aynı şekilde bugün de böyle devam etmesini diliyorum. Bol İnşallah. Şans. Evet sevgili Mustafa, iki tane jokerim var. Telefon ve de çift cevap hakkı. Hı hı. 60 bin liralık soru gelecek şimdi. Bakalım neler olacak. Hazır mıyız? Hazırım. Yarışma başlıyor. Kriptografinin ilk örneklerinden olan yer ve harf değiştirme esasına dayalı klasik şifreleme sistemi adını bu sistemi geliştiren hangi liderden alır? A. Napolyon B. Hannibal C. Sezar D. Büyük İskender. Şu anda isimlere bakıp bir çağrışım yapmasını umuyorum. Kriptografi değil de hani orada grafi ayırıp kripto ya odaklanmak lazım herhalde.
Napolyon, Sezar, Hannibal, Büyük İskender ne biliyorsun haklarında? Tarihle merakın nasıl? Tarih severim. Ama tarih konusunda yani kendimi bilgilendirmek için ekstra bir çabam olmadı hiç. Yani karşılaştıkça ya da birileri anlattığı zaman dinlemeyi de severim. Ama kendimi çok geliştirmedim ben. Sonunda. Ha, soruyu da okudukça ilk başta çok da iyi anlamadığımı fark ediyorum. Klasik şifreleme sistemi. Kriptografinin ilk örneklerinden evet. Olan. Klasik yer ve harf değiştirme sistemi. Esasına dayalı klasik şifreleme sistemi adını bu sistemi geliştiren hangi liderden aldı? Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bakalım listene bu sefer. Uğur Şahin, Nurhan Oy, Uluç Akay. Kimle görüşürüz? Uğur Şahin. Uğur Şahin. Evet. Neyin oluyor? Arkadaşım. Aşağı yukarı 20 yıldır arkadaşım. Liseden, üniversiteden. O nereye bitirdi? O da İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği. Evet. Hadi bakalım. Uğur Şahin merhaba, iyi akşamlar. Selçuk Bey, iyi akşamlar. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, siz nasılsın? Bizler de çok iyiyiz. Yarışıyoruz Kim Milyoner Olmak İster de Mustafa ile. Ve Mustafa 60 bin liralık soruyu soracak sevgili çok Uğur. Sana sormak istiyor. Hazır mısın? Tamam, hazırım. Hadi bakalım. Yer ve harf değiştirme esasına dayalı klasik şifreleme sistemi adını bu sistemi geliştiren hangi liderden alır? A. Napolyon, B. Hannibal, C. Sezar, D. Büyük İskender. Sezar. 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 Emin misin? Evet, eminim Sezar. Çok teşekkürler o zaman. Ay var. C. Sezar demek istiyorum. Emin misin? Emin. Son karar. Son karar. Herhalde eskiden öğrenmiş bunu, aklının bir köşesinde kalmış. O yani lisede falan da böyle değişik bilgileri olduğu kitapları falan da meraklıydı. Var okurdu. Öyle mi? Okur. Bayağı araştırmacı yani. Araştırmacı. Bilgisayarlarla arası falan nasıl? İyidir. 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 Evet, 125 bin liralık soru geliyor. Sevgili Mustafa, hazır mıyız? Hazırım. Bakalım sorumuz ne? Sakalı, altın dişi, bilgisayar oyunlarını yasaklayan, aylardan birine annesinin adını veren Niyazov, 2006'da öldüğünde hangi ülkenin devlet başkanıydı? A. Kazakistan, B. Kırgızistan, C. Türkmenistan, D. Özbekistan. Kazakistan Batı'ya daha yakın bir ülke ve hani aylardan birine annesinin adını verecek bir devlet başkanı olacağını zannetmiyorum Kazakistan'ın. Yani bilmiyorum. Sorunun cevabını bilmiyorum. Fikir üreterek bir yerlere varmaya çalışıyorum. Batı'da diktatör olmaz mı? Olur ama bu bir şekilde Kazakistan'ın ticari bağları falan bu denli bir, böyle bir değişikliği yapmasına engel olabilir gibi geliyor. Altın diş deyince evet Kırgızistan daha bir. Kırgızistan gördüm, aa dedim altın diş, ama düşünce Özbek, Türkmen böyle fotoğraflar var.
çok altın dişli insan vardır onlarda. O da bir yere getiremedi beni. Evet, bir tane jokerim var. Bir sen olmazsa... 25 bin lira alacaksın, 250 bin lira sonra açılacak. Bilemezsen evet. 15 bin lira alacaksın. Fark büyüdü. 30 binde fark 15 bindi, şimdi oldu 45 bin. Gelecek olan da 125 bin. Aynen öyle. Kendi kendime düşünürken yarışmaya gelmeden önce 30 bin lirada hani şıkların ne olduğunu bilmesem hani A, B, C, D deseniz %50'den bile belki o şansımı deneyebilirim diye düşünüyordum. Ama 60 binde hayır öyle bir şey yapmayacağım demiştim ve şu anda hani stüdyodayız ve yarışıyorum ve bu muhtemelen bana farklı kararlar alma eğilimine sokuyor aslında bu beni. Ama önceden aldığım karara göre düşünürsem çekilmem lazım. Ama ben yine de bir yerden yakalayabilir miyim diye bir süre daha bakmak istiyorum. Ben çekilmek istiyorum. Çünkü çift cevap hakkını kullanınca mecburen bir cevap vermek gerekiyor ve yani diğer jokerler gibi değil. Yani jokerim kalması kötü bir şey ama o riski almak istemiyorum şu an. Emin misin? Emin. Son karar. Son karar. Yani çift cevap hakkını kullansaydın iki tane... söyleyecektin. Evet. Ne söyleyecektin? B ve D diyecektim. B ve? D. Yani Kırgızistan ve Özbekistan deneyecektim. Doğru karar vermişim. Evet, mesleğinde aşama yapabilmen için bir takım olanaklar eline geçmiş bulunuyor. Geçti, evet. Her şey senin için daha iyi olsun. Kendine iyi bak, mutlu günler de harca. Teşekkürler. Evet efendim, şimdiki yarışmacımız Cüneyt Yıldız. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? 23 yaşındayım. Aslen Karadenizliyim, Artvin Arhavi. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Şu anda da uluslararası bir teknoloji danışmanlığı firmasında çalışıyorum. Peki Cüneyt, herhangi bir derecen var mı ÖSS falan? Evet, ilk 1000 içerisinde yer almıştım. İlk 2010 yılında. Güzel. Ailen ne iş yapıyor? Babam sizleri Ömür, annem teyze. Ev hanımı. Teşekkür ederim. Kardeşim var mı? İki ablam var. İki ablam evet, var. Biri burada zaten. Öyle mi? Hoş geldiniz, tanıyalım sizleri. Merhabalar, ismim Gülten. Cüneyt'in büyük ablasıyım. Bir kamu kuruluşunda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Başarılar diliyorum kardeşime. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, ismim Hanife Yıldız. Ev hanımıyım. Oğluma güveniyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz, biz de başarılar diliyoruz. Peki Cüneyt, hedefin ne? Aslında yani direkt bir hedef koymadım ilk başta ama tabii ki yani 15 bini görebilirsek ve onun üstüne çıkabilirsek güzel olur yani. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Yarışma başlıyor o zaman. İlk sorumuz. Halk arasında bir işin sonucunun farklı olmadığını söylerken aynı neye çıktığı söylenir? A kapı, B çatı, C sokak, D bahçe. A kapı, son kararım. İkinci soru. Adı Karadenizli kardeşler.
öz Kastamonu ya da öz Samsun olan bir dükkan özellikle hangi yiyeceğiyle meşhur? A. Mantı. B. İskender. C. Kebap. D. Pide. Ben de Karadenizli olduğum için çok fazla zorluk yaşamayacağım bu soruda diye düşünüyorum. D. Pide son kararım. Lira kazandın Cüneyt. İlk baraj geçildi. Üçüncü soruya geldik şimdi. Daha çok eski kuşaklar deri ve rugan ayakkabılara çatlamasını önleyip parlaklık vermesi için hangisini sürerler? A. Gül suyu. B. Badem yağı. C. Arı sütü. D. Kekik yağı. Şöyle aklımda bir seçenek var ama şu aşamada seyircilere sorabiliriz diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, daha çok eski kuşaklar deri ve rugan ayakkabılara çatlamasını önleyip parlaklık vermesi için hangisini sürerler? A. Gül suyu, B. Badem yağı, C. Arı sütü, D. Kekik yağı. 10 saniye. Seyircilerimiz B demiş, 176. Evet, benim de düşündüğüm seçenekti. Seyircilerimize güveniyorum. B, badem yağı son kararım. Teşekkür ediyorum seyircilerimize. Yarışmacılarımız hep genellikle bildikleri şeyi seyircilere soruyorlar, çok ilginç. Evet, bu furyaya ben de katılmış oldum. Evet. Yani. Ama yine de hani aklımdaki seçeneği bu üçüncü soruda direkt olarak söylemek istemedim açıkçası yani. Seyircilerimize güvenmek istedim. Seyircilerimi sınadın, biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Yok hayır tabii, estağfurullah da yine de yani bir anlık öyle geldi içime. Dördüncü soru. Eurovision şarkı yarışması finali geleneksel olarak hangi günün akşamı gerçekleştirilir? A. Cuma. B. Cumartesi. C. Pazar. D. Pazartesi. Bildiğim kadarıyla cumartesi ya da pazar olması lazım. Cumartesi yarı finaller gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Pazar olması lazım ama yani bu aşamada ya cumartesi ya pazar olması lazım. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum bu soruda. 150 hakkını kullanmak istiyorsun. Aldık ilk seçeneği Cüneyt. Evet, pazar seçeneklerim arasındaydı ama gitti. Süre bitti. B. Cumartesi son karar. Yani riske girmemekle iyi etmişim. Cumartesi yarı finaller diye aklımda kalmış. Cuma'ydı yarı finaller sanırım. Yani seyirci hakkını burada kullanabilirdim. Bir. İkincisi, ertesi gün tatil olacak ki herkes seyretsin. Pazar günü niye koysunlar? Pazartesi iş var. Evet, öyle de düşünülebilir ama. Hayır, öyle de düşünebilir değil. Doğru. Mantıken evet, yani doğru. Öyle. Cumartesi günü seyredecekler ki evet. Pazar günü herkes rahat rahat geç saatlere kadar uyuyabilsin, dinlenebilsin diye. Doğru bir yaklaşım. Yarışma heyecanından. Olabilir. Eminim. Beşinci soru geliyor sevgili Cüneyt. Çok iğneli, yemsiz balık oltasına ne ad verilir? A. İskandil. B. Zoka. C. Çapari. D. Pırdöndü. Zokayı yuttum diye bir deyim var. Çok iğneli. Burada da yemsiz. Çapari de uzak gelmiyor. Zoka ve Çapari arasında gidip geliyorum. Çapari de yakın geliyor yani şu aşamada. Süre bitiyor. B. Zoka son kararım. Zoka bir tane. Çapari birçok.
Evet, çok farkı olabilir. Doğru. Sağlık olsun Cüneyt. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Siz de. Ah, gel. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, Özgür Aytal geliyor. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, tanıyalım seni. Adım Muhammed Özgür Aytal. Özel bir şirkette çalışıyorum. Yine Amerikan Üniversitesi'ni bitirdim 2010 yılında. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Kimlerle geldin buraya? Anneannem, teyzem ve yakın bir arkadaşımla. Tam kadro geldiniz. Bayağı doldurdum. Hoş geldiniz, tanıyalım sizleri. Hoş bulduk efendim. Ben Özgür'ün anneannesiyim. Heyecanlanmazsa çok güzel bir şeyler yapacağını umuyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben teyzesiyim Esra. Çocuğumuza güveniyoruz. İnşallah başarılı bir yarışma çıkartacak. İnşallah. Ben de arkadaşıyım. Özgür'e kendimden çok güvenirim. İsmim Ceren. Umarım güvenimizi kırmayacak bugün. İnşallah. Evet Özgür, iyi bir destek var arkanda. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk soru. Birden başlayarak hızlıca sayı sayarken genellikle bir harf eksilterek söylenen sayı hangisidir? A2, B3, C4, D5. A2 son karar. Neden? Neden? Bir iki böyle içimden defalarca saydım. Emin olamıyorum bazen. Evet, bir iki. İkinci soru geliyor. Anadolu'daki bir düğün geleneğinde genellikle gelinin erkek kardeşleri hangisinin üstüne oturup bahşiş isterler? A gelin arabası, B damadın sırtı, C çeyiz sandığı, D nikah masası. Bir şıkka yaklaştım ama burada seyircilerimize sormak istiyorum. Sevgili seyirciler, Anadolu'daki bir düğün geleneğinde genellikle gelinin erkek kardeşleri hangisinin üstüne oturup bahşiş isterler? A gelin arabası, B damadın sırtı, C çeyiz sandığı, D nikah masası. 10 saniyeniz var. Size soruyor Özgür. C. Seyircilerimize güveniyorum. C çeyiz sandığı son karar. Sen ne söyleyecektin? Benim de aklıma ilk sandık geldi ama araba işte önünü kesiyorlar, zarf falan atılıyor. Kaçtın her şey olabilir. Anda. Evet. 1000 lira kazandın. İlk baraj geçildi. Özgür, üçüncü soru geliyor. Tersanelerde hangisinin üretimi ve tamiri yapılır? A lokomotif, B gemi, C uçak, D tır. B gemi son karar. Ailen ne iş yapıyor Özgür? Dedem tersanelerde çalıştı yaklaşık 20 yıl. Oradan emekliydi. Babam turizmde şu an hala çalışmakta, annem ise ev hanımı. Dördüncü sorumuz geliyor. Loş ve şık bir ışık veren duvara monte edilmiş lamba türü hangisidir? A aplik, B floresan, C abajur, D lüks. Abajur duvara monte değil, floresan loş bir ışık değil. Lüks ve aplik arasındayım. Açıkçası apliğin de ne olduğunu bilmiyorum. Çok erken bir karar olabilir joker kullanmak için ama... Boş ve
%50'yi kullanmak istiyorum joker hakkımı. Peki Özgür, iki şıkkı alıyoruz hemen. D, lüks. Oh pardon. İyiymiş. Aa, aplik. Ya abajur kaldı. Ben tam tersine düşmüştüm. A, aplik, son karar. Bir de lüksle kalmıştım. Lüksle hiç ilgisi yok. Lüks aplik şey. Duvara monte edilen lamba demek. İlk defa duydum. Evet, öğrenmiş oldum. Beşinci sorumuz geliyor. Okey oyununda o eldeki okeyin yerini rakamsal olarak tutan yuvarlak desenli taş hangi adla anılır? A. Sahte. B. Yalancı. C. Taklit. D. Blöf. A. Sahte. Son kararım. Altıncı soruya geldik Özgür. Fesleğenli sosları, balsamik sirkeli salataları ve parmesan peyniriyle ünlü mutfak hangi ülkeye aittir? A. Rusya. B. Hindistan. C. İtalya. D. Çin. C. İtalya son kararım. Geldik baraj sorusuna. Sesli bir soru, hazır mısın? Dinleyelim. Dinlediğiniz Unforgettable adlı bu şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Polanka. B. Tom Jones. C. Dean Martin. D. Nat King Cole. C'ye gidiyorum. Bu telefonluk bir şey değil. Martin Tom. C. Dean Martin. Son karar. Martin Tom. In every way. C. Dean Martin. Son karar. Kadife sesli şarkıcı, Nat King Cole. Emin değilsin, telefonunda bir arkadaşına dinletip sorsaydım bari. Evet. Baraj sorusu 15 bin lira, sonra da joker gelecek. Niye yaptın? Sesli soruda telefon joker hakkını kullanmak istemedim. Başka seçeneğin yok ki Özgürcüğüm. Evet, haklısınız. Sağlık olsun, kendine iyi bak. Siz de. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, bu bölümde burada sona eriyor efendim. Öbür bölümde tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın, iyi akşamlar, sevgiler. Yaşam bize verilen en büyük ödül, onu lütfen iyi kullanın. Hoşça kalın.